Devam edelim. Bu projeler hepsi bitti. Bunların yani ben devamını pilot proje dediğimiz şeyin altındaki projeleri anlatıyorum. Bir de termalin bizzat sağlıkla ilgili kullanım alanında 3 projemiz oluştu. Bunlardan birincisi burada bizim 38 yataklı bir uygulama merkezimiz vardı merkezde. Bunu 150 yataklı hastaneye çevirerek 4 tane termal havuzu olan cihazlarını bu projeden aldığımız modern robotik cihazların olduğu 150 yataklı fizik tedavi hastanemiz. Şu anda Sağlık Bakanlığı ile birlikte işletiyoruz. Yani yatan hasta 2023 günümüze kadar, 2023'te bu aya kadar 2600 yatan hasta, 72 bine yakın da ayakta hasta tedavisi yapmış. Maşallah. Ve ben inanıyorum ki bu termal hastane, bu FTR, yeni yapılacak hastane ile birleştiğinde Kırşehir'in istikbalinde termal turizm kaçınılmazdır. İnşallah hocam. Bu şehir için istikbalde gördüğüm ışıklardan birisi. Bu ikisi de bir yan yana yapılıyor. Ayrı ayrı yapılsaydı ölürdü. FTR bu etkiyi yaratamazdı. Çünkü FTR'yi niye yaptık Hasan Bey? O gün fizibilite çalışmalarında Türkiye'de fizik tedaviye ihtiyaç duyan hasta sayısı 7 milyon 500 bin idi. Karşılama oranımız 1,5 milyon. Şu anda hala 5 milyon, hadi bunu 4 milyona indirin, fizik tedaviye ihtiyaç hisseden insan var. Bu insan sağlığı için her yere gider. Ben inanıyorum ki bu hastane Kars'tan da hasta alacak, Edirne'den de hasta alacak. Hocam sadece yurt içinde değil, sizin hastaneniz yurt dışında, özellikle Avrupa'daki yaşlı insanların buraya gelmesini sağlar. Biz bunun pandemi öncesi görüşmelerini yaptık tur şirketleriyle. Yani Almanya'dan gelip burada yurt yaptırıp, gelip işte yurdunda, pansiyonunda kalıp tedavisini bizim hastanemizde yapsınlar diye bir anlaşma, ama pandemi biraz bizi engelledi sağlık alanı olduğu için de. Bu istikbalde olacak. Yani bunları planlayarak yaptık biz zaten bunları. Yani bunlar mutlaka üniversitenin ilerleyen zamanında, biz altyapısını falan tamamladık, şimdi sektör olarak yayılacak. Ve bu tip tanıtımları da bunlardan dolayı yapıyoruz. Bu projeler sadece üniversiteye has değil, bölgeye ve ülkeye has projelerimiz. Onun için herkesin bilmesi gerekiyor. Bunu sadece bir fizik tedavi rehabilitasyon hastanesi olarak da koymadık Hasan Bey. Yanına geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanını gene projenin içine koymuştuk. O projede 10 alanda biz tedavi vereceğiz ve Kırşehir'i geleneksel tıpta öne çıkaracağız dedik. Gerçekten de şu anda geldiğimiz nokta itibariyle 6 alanda biz 3 yıldır hizmet veriyoruz hastanenin içinde. Fitoterapi, hidroterapi, ozon, akupunktur, kupa, bir şey daha vardı. 6 tane de aktif. Ben bunların hocalarını yurt içi ve yurt dışında bu projeden destekle gönderip bunların uzmanlıklarını aldırdık. Uzman hocalarımız bunu veriyor. Tıp fakültesinin uzman hocaları. Bununla da eğitimini alıp birkaç tanesini yurt dışına da gönderdik. Son olarak da yine termalin gücü ve çok güçlü bir sektör olan sporcu sağlığı merkezi kurarak da termalle tedavide Türkiye'de ilk. Birçok sporcu sağlığı merkezi var. Yani şeyler, kulüplerin Florya'da işte bilmem nerede. Fakat termalle tedavi yok. Bu proje 2016'da hazırlandığında arkadaşlara dedim ki neden dedim yani Florya tesislerine gitmeyip bize gelsinler. Dediler ki bir sporcu incinmesinde en modern cihazla sporcuyu 10 günde sahaya döndürebiliyorsanız termal tedaviyle 3 günde döndürebilirsiniz. Allah Allah. Ha ben dedim ki milyon dolarlık bir futbolcu için gelip 3 günde burada tedavisini yapıp sahaya döndürmeyi kulüpler hesaplar diye de bu projeyi hayata geçirdik aslında.